Türk mutfağı deyince akla ilk gelen lezzetlerden Adana kebabı. Tadı, kokusu, görüntüsü, bu lezzetin başkenti Adana'ya gitti Show Haber ekibi. İşte kebabın ustalarından iştah kabartan o lezzet. Adana'da doğdu, Türkiye'ye yayıldı, Türkiye'yi doyurdu. Ne o? Adana deyince akla ilk gelen lezzet. Tabii ki de Adana kebabı. Şimdi bu işin mutfağındayız, ocağındayız. Bakalım bu lezzetin sırrı ne? Bu kebap kuzu etinden yapılıyor. İnanılmaz bir lezzet var yani. Hem etin kaliteli olması hem de zırhtan geçmesi. Anlatılmaz yaşanır. Son 2, 3, 4. Gez dünyayı, ye Adana'yı. Bir kerede kaç kebap taşıyabiliyorsunuz? 20, 30, 40. Adana'da. Kaç çeşit kebap var? Kaburga şişimiz var, lokumumuz var, boru kebabı var, beyti var, zırh kebabımız. Kaburganın bıçak kıyması yapmak için kullandığımız araç. Adana'nın atasporu kebabı zırhtan geçirmek. Bakın şimdi şöyle size rolleri değiştirelim. Dev gibi bir zırh var, taşıması bile zor. Bunu alıyorlar, eti böyle zırhtan geçiriyorlar. Hakikaten bu bir spor. Güç kuvvet istiyor. Bunlar bizim atasporumuz. Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran nedir? Kuzu erkek et oluşu, bir de zırhta çekilişi. Adana kebabı yiyince ne olur? Mutluluk olur, enerji olur, güç olur, yedikçe mutlu olur. Dumandan göz gözü görmüyor. Böyle bir manzarayı ancak Adana'da görebilirsiniz. Bu duman aslında lezzetin habercisi. Kebap ne kadar lezzetliyse dumanı da o kadar bol oluyor. Adana'da kebap çeşidi saymakla bitmiyor. Şu anda öyle bir kebabın yanındayım ki bakın bir ucundan başlıyorum yürümeye. 1, 2, 3, 4, 5 adım attım. Sonunu yeni gördüm kebabın. Bu kebap tam 2,5 metre uzunluğunda. Bu boru kebabı. Kuzu kaburgasından oluyor bu. İstediğin uzunlukta olabiliyor. 2,5 metre maşallah basketbolcu gibi kebap. Ocağa gideceğiz. O zaman hadi açılın boru kebap geliyor diyelim. Şu an boru kebabımızı ocağa attık. Ne kadar sürecek şimdi bunun pişmesi? En fazla 15 dakika. Diğer kebaplardan farkı ne? Dört köşeli krom boru içi boş şekilde. Şu an Türkiye'nin her tarafından bu kebabı yemeye geliyor insanlar. Ne istiyorsun şu anda? Evet. Bu bize yeter mi Esra? Nasıl görünüyor? Yeter. Acıktın mı? İçin mi yanmış? Nasıl tadı? Çok güzel. Lezzetli şeyler yemeyi seviyor. Adana'da gece gündüz bu ocak yanıyor, kebap pişiyor. Gece gündüz kebap yiyorlar. Ama kararınca kebap yalnız kalmıyor. Kebabın lezzetinin yanına müzik de geliyor, eğlence de geliyor. Doyasıya hiç içip eğleniyorlar. Başladı mı kebap yarışı? Evet. Bu ocağın en iddialısı hangisi? Küşleme mi? Şampiyon belli, ikinci kim? Kebabımız ardından kazbaşı geliyor, kuşbaşı. Ocakbaşı Şampiyonlar Ligi gibi. Hangisi Real Madrid, hangisi Barcelona? Real Madrid küşlememiz, Barcelona kıymamız. Orkestra şefi siz misiniz bu? Evet benim. Adana deyince akla ne geliyor? Kebap geliyor tabii ki de. Kebap deyince akla ne geliyor? Yemek geliyor. Müzikle birlikte bu muhteşem ikili nasıl oluyor Adana'da? Nasıl keyifli? Tam Adana'yı anlatıyor. İnce tabaka kuyruk yağında sarılır. Onun haricinde domatesimiz var, pişmiş biberimiz var. Yanında olmazsa olmazdır. Ve işte hazırlıklar tamam. Bakar mısınız? Kebap değil, bildiğiniz sanat eseri.